Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde anlatım bozukluklarına devam ediyoruz. Yapısal bozukluklardan devam edeceğiz. Yapısal bozukluk deyince aklımıza ne gelecek? Cümlenin yapısıyla alakalı. Anlamsal bozukluklarda cümlenin anlamına bakıyorduk. Sözcük yanlış yerde mi? Sözcüğün anlamı yanlış mı? Deyim yanlış mı kullanılmış? Sözcüklerin yanlış yerde mi kullanılmış? Bunlar anlamsal bozukluklardı. Yapısal bozukluk deyince cümlenin öznesiyle, yüklemiyle veya ekleriyle alakalı bir sıkıntı var ki anlatım bozukluğu orada söz konusudur. Yapı deyince aklımıza cümlenin yapısı gelecek. Bakıyoruz, birinci maddemiz özne yüklem uyumsuzluğu. Özne yüklemde birkaç tane maddemiz var. Neymiş bunlar? Birinci madde diyor ki özne tekil ise yüklem tekildir. Özne çoğul ise yüklem çoğuldur. Bu tabii kimler için geçerli? İnsanlar için geçerli. Sibel tüm gün ders çalıştı. Bakın, tekil, Sibel tekil. Onlar gezmeye gittiler. Çoğul, onlarda ne oluyor? Çoğul oluyor. Yani özne tekil ise yüklem tekildir. Özne çoğul ise yüklem çoğuldur arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken özne ne idi, yüklem ne idi hatırlamayan varsa diğer derslerimize baksınlar, orada tekrar etsinler arkadaşlar. Burada şuna dikkat edelim. Özne çoğul ise yüklem çoğuldur. Öznenin çoğul olduğu durumlarda yüklem tekil de olabilir bazen. Tekil de olabilir. Örnekten göstereyim. Onlar gezmeye gittiler dediğimizde doğrudur. Bu gitti de olabilir. Yani tekil de olabilir arkadaşlar yüklemimiz. Ama özne tekilse yüklem daima tekildir, unutmayın. Özne çoğul ise yüklem tekil de olabiliyor, çoğul da olabiliyor. Bu insanlar için böyleydi. İnsan dışındaki varlıklarda yüklem daima tekildir. Yani özne çoğul da olsa, tekil de olsa yüklem daima, unutmayın, yüklem daima tekildir. Hayat kısa, kuşlar uçuyorlar. Bakın, çoğul, çoğul. Ama ne diyor bana madde? Diyor ki daima tekildir insan dışındaki varlıklarda. O zaman bu yanlıştır arkadaşlar. Hayat kısa, kuşlar uçuyor diyorsa bu ne oluyor? Doğru oluyor. Yani yüklemin daima nasıl olması gerekiyor? Tekil olması gerekiyor. Kediler sabahtan beri miyavlıyorlar. Bakın, kediler sabahtan beri miyavlıyorlar. Yüklem nasıl olmuş? Çoğul olmuş. Yani yanlıştır. Yüklemin daima nasıl olması lazım? Miyavlıyor. Yani tekil olması lazım. Bu doğrudur arkadaşlar. Bu madde önemli. Buna dikkat edelim. Tekrar diyorum, insanlarda özne tekil ise yüklem tekildir. Özne çoğul ise yüklem çoğul da olabiliyor, tekil de olabiliyor. Sibel tüm gün ders çalıştı. İnsan tekil, çalıştı yüklem tekil. Gördüğünüz gibi insan dışındaki varlıklarda dikkat etmem gereken önemli madde. Öznemiz ne olursa olsun yüklemimiz daima nedir? Tekildir. Geldik kişi uyumsuzluğuna dikkat edeceğiz. Yani burada ne demek istiyorum? Ben, sen kelimelerde, yani birden çok kişi varsa, birden çok kişi varsa yüklem nasıl oluyor? Yüklem çoğul oluyor, unutmayın. Ben ve Ayşe, gördüğünüz gibi ben de var, Ayşe de var, yani sen de var. Yemekte buluşacağım, bu yanlıştır arkadaşlar. Ne demesi lazım burada? Ben ve Ayşe yemekte buluşacağız. Bunun doğrusu budur. Evet, niye? Çünkü biz anlamı var burada, değil mi? Burada da biz anlamı var. Yapısal bozukluklar anlamsal bozukluklara göre biraz zordur. Biraz teknik ister, bilgi ister. Dikkat edin. Eksik bilgilerinizi tamamlayın. Ben Aslı ve Özlem sınavdan yüksek not aldım. Alan kim? Ben. Ama Aslı ile Özlem de var. Yani burada biz var.
Biz varsa ne olacak? Aldım değil, ne olacak bu arkadaşlar? Aldık olacak, aldık. Yani biz olacak, biz aldık. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani zamirli bir özne varsa, söz konusuysa, benli, senli bir durum söz konusuysa, yüklem daima ne olacak? Çoğul olacak. Zaten okurken de bir yanlışlık görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Ben ve Ayşe yemekte buluşacağım. Değil mi? Çirkin bir cümle oluyor. Ben ve Ayşe yemekte buluşacağız doğrusu. Olumlu olumsuzluk uyumu diğer bir maddemiz. Bu özne yüklem uyumsuzluğu maddemizde olumluluk olumsuzluk durumu. Özne olumluysa yüklem, olumlu özne olumsuzsa yüklem olumsuz. Ne demek? Örnekten çok kolay anlayacaksınız. Hiçbiri beni hastanedeyken aradı. Hiçbiri olumsuz değil midir? Özne olumsuzsa yüklem de ne olacak? Olumsuz olacak. Aramadı olacak. Burada ya hiçbiri beni hastanedeyken aramadı dersin ya da bu cümleyi düzelteceksen herkes beni hastanedeyken aradı dersin. Yani olumluya olumlu, olumsuza olumsuz kullanırsın. Hepsi maça gitmedi. Hepsi olumlu gitmedi, olumsuz. O zaman ne diyeceğiz? Hepsi maça gitti diyeceğiz veya hiçbiri maça gitmedi diyeceğiz. Burada da olumlu olumsuza dikkat edeceğiz. Diğer maddelerimize devam edelim. Evet arkadaşlar, diğer maddelerimizle devam ediyoruz. Yapısal bozukluklardan eklerle ilgili yanlışlıklar, bozukluklar. İyilik, hal, çokluk ve benzeri eklerin eksik ya da yanlış kullanılması. Burada bu eklerin ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İyilik eklerimiz nelerdi? İyilik ekleri şuraya yazalım. İyilik ekleri aitlik ekleriydi. İsimlere aitlik katan ekler. Mesela araba bir isimdir. Arabam, araban, arabamız, arabanız gibi. İşte bu eklere biz ne diyoruz? İyilik ekleri, yani aitlik ekleri diyoruz. Hal eklerimiz nelerdi? Onları da bir hemen tekrar edelim. Hal eklerimiz i, e, de, den eklerimiz. Yani belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali ve ayrılma hal ekleriydi. Örnek ev i, ev e, evde, evden, evden geldim, evde bulundum gibi. Çokluk eklerimiz zaten biliyorsunuz. Çokluk eklerimiz nelerdir? Evet, ler ve lar. Arabalar, arabalar, silgiler, silgiler. Bunlar da neydi arkadaşlar? Bunlar da çokluk ekleriydi. Bir de ne eklerimiz var bizim? Ki ekimiz var. Dur sana. Başarıya ulaşmak isteyen biri işini severek yapması gerekir. Buradaki birinin ekinin olmamasından kaynaklı başarıya ulaşmak isteyen birinin işini severek yapması gerekir olması gerekiyor. Bu yoldaki çalışan araç şoförleri eylem yaptılar. Bu yoldaki çalışan, bakın okurken zaten bunun ki ekinin burada fazla olduğunu görüyorsunuz. Bunun ne olması lazım? Buradan çıkması lazım. Bu yolda çalışan araç şoförleri eylem yaptılar şeklinde düzelmesi gerekiyor. Burada ekin eksik. Burada da gereksiz ek kullanımından kaynaklanan bir hata var. Tümleç eksikliği ve öge eksikliklerine bakalım. Buna bakmadan önce şurada bir ufak bir tekrar yapalım. Arkadaşlar, insan beşerdir, şaşar. Evet, unutabiliriz. O yüzden ara ara tekrar yapmakta fayda var. Evet, cümlenin ögeleri konusunda özne, tümleç, nesne ve yüklem olarak daha önceki dersimizde işledik. Biz dedik ki cümlenin ögelerinde bir yüklem bulacağız. Sonra özneyi bulacağız. Öznenin sorusu kim, neydi, niye? Çünkü aynı sorular kimi, neyi,
ne soruları da nesneyi de kapsadığı için bakın ilk önce özneyi bulduktan sonra nesneyi bulabilirsek bunu karıştırmayız dedik. Tümleç genelde dolaylı tümleç eksiklikleri oluyor. Kime, kimde, kimden, neye, nereye, nerede, nereden şeklinde sorularımız vardı. Bunlar da cümlenin diğer ögeleri olmuş oluyordu. Şimdi, bulurken nasıl buluyorduk cümlede? Basit bir örnekle onu da tekrar etmiş olalım. Bugün derslerine çalıştığı için mutluydu. Mutluydu yüklem. Mutlu olan kim? O gizli özne. Niçin mutluydu? Derslerine çalıştığı için zarf tümleci ne zaman? Bugün zarf tümleci şeklinde buluyorduk. Evet, cümlenin ögelerini bu şekilde bularak yapıyoruz. Peki buradaki eksiklikleri nasıl bulacağız? Buradaki eksiklikleri de cümle içinde bakarak çözeceğiz. Genelde arkadaşlar bunlar sıralı cümlelerde oluyor. Uzun cümlelere dikkat edin. Orada iki tane yüklem olduğunda veya birkaç tane bağlaç olduğunda, sıralı cümle olduğunda oradaki eksikliği hemen görebilirsiniz. Öğrencilerini çok sever ve sürekli yardımcı olurdu. Öğrencilerini çok sever ve öğrencilerine veya onlara şeklinde burada neyimiz eksik? Tümlecimiz eksik. Olurdu yüklem kim? O gizli özne. Kime yardımcı olurdu? Kime? Onlara, yani öğrencilerine. Kime sorusu da neydi? Dolaylı tümleçti. Yani tümleç eksikliği. Şıklarda tümleç eksikliği diye de çıkabilir. Dolaylı tümleç eksikliği diye de yazabilir. Köyünü sürekli hatırlıyor ve gitmek istiyordu. Köyünü sürekli hatırlıyor. Bakın birinci cümle. Ve gitmek istiyordu. Nereye? Köyüne gitmek istiyordu. Nereye sorusu da neydi yine? Dolaylı tümleçti. Köyüne gitmek istiyordu. Burada da ne var yine? Dolaylı tümleçin eksikliğinden kaynaklanan bir hata var. Nesne eksikliğimiz. Nesnenin soruları da belirtili nesnenin kimi, neyi, belirtisiz nesnenin de ne soruları vardı. Örneğe baktığımızda Bursa'da İyi para kazanmış fakat kısa sürede harcamıştı. Borsada iyi para kazanmış fakat parayı kısa sürede harcamıştı. Neyi harcamıştı? Yükleme soruyoruz. Parayı harcamıştı. Burada da neyimiz eksik? Neyi sorusu da nesnenin sorusuydu. Nesnemiz eksik. Yüklem eksikliğine bakıyorum. Birden fazla cümlenin aynı yükleme bağlanmasıyla ortaya çıkar. Yani iki tane yüklem kullanmak gerekirken bir tane yüklem kullanmıştır. Orada bir sıkıntı vardır. Ben uçaktan, o ise trenden korkar. Bakın burada yüklemi, bakın ben uçaktan, cümlenin birincisi bu olması gerekiyor. O yüzden ne diyecek? Ben uçaktan korkar. Aynısını kullandığımızda olmuyor. O yüzden ne diyeceğiz? Ben uçaktan korkarım. O ise trenden korkar. Yüklemi eksik. Pilavı çok ama fasulyeyi hiç sevmem. Yüklemi ne bunun? Sevmem. Buraya uyuyor mu? Pilavı çok sevmem. Evet. Pilavı çok sevmem ama bağlacı uyumsuzluk katıyor. Pilavı çok severim ama fasulyeyi hiç sevmem. Yine burada ne eksik arkadaşlar? Yine yüklemimiz eksik. Evet, diğer iki maddemize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, diğer iki maddemiz tamlama yanlışlığı ve bağlaç yanlışlıkları. Tamlama yanlışlığı isim ve sıfat tamlamalarının aynı tamlanana bağlanmasıyla burada sıkıntı oluşuyor. İsim tamlamasıyla sıfat tamlamasını lütfen karıştırmayın. İsim tamlamasında iki tane ismin birleşmesiyle oluşuyor. Sıfat tamlaması ise
isim mi sorulan sorularla oluşuyor. Evet, nasıl sorusuna cevap veren, nasıl insan, iyi insan, güzel insan dediğimizde ne oluyor arkadaşlar? Sıfat tamlaması oluşuyor. İki ismin birleşmesiyle de isim tamlaması. Kapının kolu. Burada da neyin, kimin sorularını sorabiliriz. Neyin kolu? Kapının kolu. Arabası. Kimin arabası? Onun arabası. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Bunlar isim tamlaması oluyor. Bunlar da sıfat tamlaması oluyor. Örneğimize baktığımızda, burayı silelim. Şu üstteki konuyla kafanız karışmasın. Siyasi ve ekonomik alanında görüşmeler yapıldı. İsim tamlaması nerede var? Ekonomik alanı. Siyasi alanında olmuyor. Siyasi alanda ve ekonomik alanında. Demek ki bu tamlamada hata var. Burada da anlatım bozukluğu oluyor. Psikolojik ve macera romanını okumaktan zevk alırım. Psikolojik romanı ve macera romanını okumaktan zevk alırım. Gördüğünüz gibi ufak bir eksikliği bile burada ne oluyor? Tamlamayı bozabiliyor. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor tamlamalarda arkadaşlar. Bağlaç yanlışlıkları. Bağlaç neydi? Tek başına anlamı olmayan cümleleri birbirine bağlamak veya eş görevli sözcükleri birbirine bağlamakla görevli olan sözcükleri ne diyoruz? Bağlaç diyoruz. Ama, fakat, lakin, çünkü gibi kelimelerimiz ne oluyordu? Bağlaç oluyordu. Bu bağlaçlar da cümlelere anlamlar katar. Tek başına anlamı yok ama cümle içinde anlam olabiliyor. Televizyonu kapattım ama sevdiğim program yoktu. Ama kullandığımızda cümlede bir tuhaflık olduğunu sezmişsinizdir. Burada ne demesi lazım? Çünkü dediğinde cümle daha düzgün oluyor. Televizyonu kapattım çünkü sevdiğim program yoktu. Yarın gelemem çünkü sonra gelebilirim derken yine burada okuduğumuzda hata olduğunu görüyoruz. Çünkü yerine ne bağlaç kullanacağız burada? Ama veya fakat kullanabiliriz. Yarın gelemem fakat sonra gelebilirim. Yarın gelemem ama sonra gelebilirim dediğimizde cümle daha düzgün oluyor arkadaşlar. Evet, anlatım bozuklukları konumuz anlamsal ve yapısal bozukluklar olarak bu şekilde ayrılıyor. Diğer maddeleri de işledik. Siz o videomuzda tekrar edin. Bu videomuzu da tekrar izledikten sonra diğer dersimizde, diğer videomuzda örnek sorular ve karışık örneklerle pekiştireceğiz. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.